8'e bakalım. Kök 8. 8. 4 çarpı 2. 4 dışarı 2 diye çıkar. 11 zaten dışarıda. 4 de 2 diye çıktı. Fakat bu 2 kökün içinde kaldı. Paydaya bakalım. 72. 36 çarpı 2. 36 tam kare. Dışarıya 6 diye çıkacak. Fakat 2 kökün içinde kalacak. 6 kök 2 artı 50'yi de 25 çarpı 2 diye düşünebilirim. Hep kare sayılar elde etmeye çalışıyorum ki kökün dışına alabileyim. 25 kökten dışarıya 5 diye çıkar. 5 kök 2 oldu. Şurası da 11 ile 2'yi çarparsam 22 kök 2 olur. Paydada 6 kök 2, 5 kök 2 daha 11 kök 2 yapar. O halde 22 kök 2 bölü 11 kök 2 elde ettik. Kök 2'ler sadeleşir. 22'yi de 11'e bölersek sonuç 2 olarak çıkar. 75 25 çarpı 3 25 dışarıya 5 diye çıkacak. 3 içeride kalacak. 5 kök 3 olur. Eksi 48 16 çarpı 3. Yine 16 dışarıya 4 diye çıkacak. Fakat 3 kökün içinde kalacak. Pay kısmında da kök 3 var. Payda da 5 kök 3 eksi 4 kök 3. 5 tane kök 3'ten 4 tane kök 3 çıkartırsam 1 tane kök 3, yani kök 3 kalır. Kök 3 bölü kök 3'ten de bunlar sadeleşirse sonuç 1. İfadeyi inceliyorum. Pay kısmında kök 6 var. Payda kısmında şu parantezin içinde burada da kök 6 var. Kök 54'ün içinde de 54 9 çarpı 6 olduğu için aslında burada da kök 6 var. Yani kök 54'ü ben kök 9 çarpı kök 6 diye düşünebilirim. Kök 9 zaten 3 yapar. Yani bu da 3 kök 6 yaptı. Burası da kök 6. Şimdi şu kök 6'ları sadeleştirebilirim. Yani şu kısımlar gitmiş oldu. Burada da 5 kök 6'dan 3 kök 6'yı çıkartırsam 2 kök 6 olur. Yani buralarda gitmiş oldu. Üst kısımda 6 kaldı. Pay kısmında, payda kısmında ise 2 kök 6 kaldı. Aslında ben şu 6'yı kök 6 çarpı kök 6 olarak düşünebilirim. Artık 6'yı bıraktım. Kök 6 çarpı kök 6 kaldı. Kök 6'lardan biri paydadaki kök 6 ile giderse sonuç kök 6 bölü 2 olur. İfadeyi incelediğimizde tabii pek çok yolla yapılabilir. Ama pay kısmıyla payda kısmını kök 2 ile sadeleştirebileceğimizi görüyoruz. Kök 32 kök 2'ye bölersem, yani 32'yi 2'ye bölüyorum içeriden, kök 16 kalır. Payda kısmındaki terimleri de kök 2'ye bölmem gerekir. İfadenin bozulmaması, eşitliğin bozulmaması için. Kök 2 gider, 8 kalır. Eksi bunu da kök 2'ye bölersem kök 4 kalır. Kök 4 de 2 yapar. 2 kere 10 da 20 yapar. Bu kök 16 da 4 demek. 8'den 12 çıkartırsam eksi 12 kalır. Yani eksi 4 bölü 12. Bunları da sadeleştirdiğim vakit eksi 1 bölü 3 elde ederim. Burada da soldaki soruda nasıl kök 2'leri yakaladıysak kök 5'leri yakalayabiliriz. Yani pay ve paydayı kök 5 ile sadeleştirebilirim. Kök 20'yi kök 5'e bölersem kök 4 kalır. Payda kısmındaki terimleri de tabii çarpma halinde olduğu için bir tanesini bölüyorum. Ama payda da toplama hali olduğu için ikisini de bölmem lazım. İki terimi de, yani hem kök 10'u hem 3 kök 5'i kök 5 ile sadeleştirmem lazım. Kök 10'u kök 5'e bölersem kök 2 kalır artı buradan da kök 5 giderse 3 kalır. Pay kısmına bakıyoruz.
Pay kısmında kök 4 2 yapar. Kök 25 de 5 yapar. Payda kısmında da kök 2 artı 3 var. Bu da 10 bölü kök 2 artı 3'e eşit olur. Uzun bir ifade. Buradaki bölü kök 2 dikkatimi çekiyor. Bunu ben çarpı 1 bölü kök 2 olarak yazabilirim. Yani kök 2 payda kısmıyla çarpılıyor. Bu kök 2 paydadaki terimlere dağılıyor. Bu kök 2 ile bu kök 2'yi çarparsam 2 olur. Burası da kök 36 yapacak. O da 6 diye dışarı çıkacak. O zaman ne oldu? 2 kere 6 12 olmuş oldu. Yani paydayı yazıyoruz tabii ki. Şu an yazdığımız payda. Yine kök 2 bu terime dağıttığımda şu kök 2'ler birbirini götürecek. Kök 88 kalacak. Kök 88 de 4 çarpı 22 olduğu için 4 dışarı 2 diye çıkar. 2 kök 22 olur. Pay kısmında ise önce bir kök 10 parantezini alalım. Burayı. Kök 10 parantezini aldığımda kök 40 eksi kök 90 olur. Kök 10'lar gider. Sonra şurayı bir kök 10 parantezine daha alalım. Kök 40'ı kök 10'a bölersem kök 4 eksi kök 90'ı kök 10'a bölersem kök 9. Kök 10'lar 10 yapar. 10 çarpı kök 4 2 diye çıkacak. 2 kök 9 3 diye çıkacak. 2 eksi 3 oldu. Yani şurası eksi 1 oldu. 10'la veya önce şurayı 2 parantezine alalım. 2 parantezinde 6 artı kök 22 olur. Yani bu gitti artık. Şu da gitti. Eksi 1 kaldı. Onu 2'ye bölersek 5 kalır. Pay kısmı o zaman eksi 5 oldu. Payda ise 6 artı kök 22 oldu. Alanı 1,44 metrekare olan kare şeklinde bir fayansım var. Çizelim bunu. Alanımız 1,44 metrekare. Tabii bu kare şeklinde olduğu için kenarları x, 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 x diye işaretleyebilirim. Bütün kenarları eşit olacaktır. Bir de alanı 1,21 metrekare olan, biraz daha küçük bir kare şeklinde fayansım daha var. Bunun da kenarı y olsun. Tabii bütün kenarları y uzunluğunda olacaktır. İşte x y'den ne kadar büyüktür? Sorulan özetli bu. Karenin alanı biliyorsunuz x kare. Yani bir kenarı kendisiyle çarptığınızda karenin alanını elde ediyorsunuz. X kare eşittir 1,44. X eşittir kök içinde 1,44 olur. Kare işleminin tersi kök alma işlemi. 1,44 144 bölü 100'dür. 144 12'nin karesi, 100 10'un karesi. O halde dışarıya 12 bölü 10 diye çıkar. Benzer şekilde diğer fayansın alanı da y kare. Y kare eşittir 1,21. Y eşittir kök içinde 1,21. 1,21 yerine de 121 bölü 100 yazabilirim. Kökten dışarıya 121, 11'in karesi olduğu için 11. 100 de 10 diye çıkar. Bu da 11 bölü 10 oldu. İstenen x eksi y idi. 12 bölü 10'dan 11 bölü 10'u çıkartırsam 1 bölü 10 kalır. Tabi bu metre cinsinden. Benden santimetre cinsinden istiyor. 1 bölü 10 metre 0,1 metre yapar. Bunu da santimetreye çevirirsek 100 ile çarpmam lazım. 10 santimetre olarak isteneni bulmuş olurum.
Kök içinin 4,9 eksi 0,9 bölü kök içinin 0,1 artı 0,9. Bunları ben kesirli olarak yazarsam 4,9'u 49 bölü 10 kök içinde 49 bölü 10 eksi 0,9'u 9 bölü 10 bölü 0,1'i 1 bölü 10 ve bunu yine tekrar 9 bölü 10 olarak yazabilirim. Şimdi 49 dışarıya 7 diye çıkacak. Ama 10 çıkamayacak. Kök 10 diye kalacak. Eksi 9 dışarı 3 diye çıkacak. Bölü kök 10 diye kalacak. Payda yine benzer şekilde 1 bölü kök 10 artı 3 bölü kök 10 şeklinde yazılabilir. Burada bakın kök 10'lar hepsinde ortak. Bunları sadeleştirebilirim. Bütün kök 10'ları götürebilirim. O zaman ne oldu? Üst tarafta 7 eksi 3, 4 kaldı. Alt tarafta da 3 artı 1, 4. 4 bölü 4 sonucu 1 olarak bulurum. Bu soruda ise A ile B köklü ifadeler cinsinden verilmiş. A ile B'ye bağlı bir köklü ifade sorulmuş. Önce A ve B'yi bulalım. A eşittir. Bakın 0,16 var. Bunu ben 16 bölü 100 diye yazabilirim. Kökten dışarıda 4 bölü 10 diye çıkar. Eksi. Yine bu 0,09'u 9 bölü 100 diye yazabilirim. O da kökten dışarıya 3 bölü 10 diye çıkar. Dolayısıyla A ne olmuş oldu? 4'ten 3 çıkartırsak 1 bölü 10 olmuş oldu. Şimdi B'yi hesaplayalım. B eşittir 8,1 kök içinde bölü 0,9. 8,1'i ben 81 bölü 10 diye yazabilirim. 81 dışarıya 9 diye çıkar. 10 kök içinde kalır. Bölü 0,9'u demin de yaptık. 9 bölü 10 diye yazabiliriz. 9 kökten dışarı 3 diye çıkar. Ama kök 10 kalır. Kök 10'lar birbirini götürür. 9 bölü 3 kalır. 9 bölü 3 de 3'tür. Demek ki B de neymiş? 3'müş. Şimdi A'yı ve B'yi bu kökte yerine koyalım. Kök içinde 3 çarpı B 3'tü. Bölü 10. A'da 1 bölü 10'du. Ne oldu? 3 kere 3 9. 9 bölü 10 artı 1 bölü 10. Bu da kök içinde 10 bölü 10. Yani 1. 1 de kökten dışarı yine 1 diye çıkar. Sayı doğrusundaki ABCD noktalarından hangisi kök 42'ye daha yakındır? Kök 42'ye yakın tam kare sayılara bakalım. Kök 49 var. Kök 49'dan küçük. Ve kök 36 var. Kök 36, 6. Kök 49'da 7. Şuradaki mesafe 6 iken buradaki mesafe 7. Demek ki tam şu orta noktadan 6'ya biraz daha yakın. Sayı doğrusuna baktığımızda en yakın noktanın C noktası olduğunu görüyoruz. Soruyu okuyunca anlıyoruz ki elimde dikdörtgen bir alan var. Bu alanın kısa kenarı kök 450 metre, uzun kenarı kök 1250 metre. Bunu ben kök 5'er santimlik kare süsleme taşlarıyla tamamını kaplıyorum. Kaç tane taşa ihtiyacım var? Buradaki taş sayısını bulmam için dikdörtgenin alanının yani kök 450 çarpı kök 1250'nin karenin alanına yani süsleme taşlarından bir tanesinin alanına bölmem gerekir. Kök 5 çarpı kök 5'e böleyim ki oradan kaç tane taşa ihtiyaç olduğunu bulabileyim. Kök 450'yi kök 5'e bölersem kök 90 kalır. Kök 1250'yi de kök 5'e bölersem kök 250 kalır. Dolayısıyla kök 90 çarpı kök 250 elde ettim. Bunu da ben
Mesela kök 90'ı kök 9 çarpı kök 10 kök 250'yi de kök 25 çarpı kök 10 diye yazabilirim. Kök 9 3 diye çıkar. Kök 25 5 diye çıkar. Kök 10'ları da çarparsam 10 olur. O halde istenen 3 çarpı 10 çarpı 5 yani 150 tane süsleme taşına ihtiyacım var.